Ahmet Hakan, Hürriyet. Yemişim senin bilimini. Ahmet Ercan diye bir bilim insanı var, son günlerde bayağı meşhur. Akademik kariyeri de var bu adamın, deprem profesörü. Ağzını her açtığında bilim, bilim, bilim diyor. Neredeyse kesin sesinizi, ayaklı bilim konuşuyor burada diyecek edası, havası, cakası bu. Bu pek bilimsel şahsiyetin sosyal medyada yaptığı paylaşımlara şöyle bir baktım. Şunları yazmış. İlk iki gün asker inmediği için korumasız kadınlara tecavüz edilmiş. Yakınlarını yitiren genç kızlar imam nikahıyla evlendirilerek kim olduğu belirsiz kişilerce alıp götürülüyor. Malatya'da 1000 kadar çocuk kayıp, organ mafyası ya da çocuk pornocularından kuşkulanıyorlar. Terör yapılanmalarına mensup en azılı tiplerin bile yeterince inandırıcı olmaz diye ortaya atmaktan çekindikleri ne kadar kışkırtıcı palavra varsa ortaya salmış adam. Utanmazca, rezilce, insafsızca. Bu adam bunu neden yapıyor olabilir? Ya halkı kışkırtıp bir toplumsal karışıklık çıkarmak istiyordur ya da kulağına gelen her bilgiyi doğru zannedip anında paylaşıyordur. Eğer amacı halkı kışkırtmaksa lanet olsun demekten başka bir şey gelmiyor elimden. Ama eğer kulağına gelen her bilgiyi doğru zannedip paylaşıyorsa o zaman ortaya şöyle bir gerçek çıkıyor. Bu adam bırakın bir bilim insanının sahip olması gereken asgari kuşkuya sahip olmayı, sıradan bir insanın asgari sağduyusuna bile sahip değil. Ahmet Ercan bilim insanıymış. Peh, bu sallamaları, bu palavraları, bu kışkırtmaları, bu yalanları pervasızca paylaşabilen bir bilim insanına söylenmesi gereken tek şey var. Yemişim senin bilimini. Ahmet Hakan, Hürriyet.